Bu gruplar çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüyor. Birçoğu da kafayı çekip bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ağzına gelenleri söylüyor. Biz burada üslubunda, adabında bir cevap veriyoruz. Kalkıp bize saçma sapan diye cevap veriyorsunuz. Bu olacak bir şey mi? Hiç ayıp bir şey yok. Kusura bakmayın. Bir de biz yaralıyız, evet. Şöyle yaralıyız. Biz milletimize hizmet etmek için dertliyiz. Yaralıyız. Çalışıyoruz. Sizin tökezlemelerinizden, sizin engellemelerinizden ve birlikte bakın öyle bir hareket ediyorsunuz ki hiçbiriniz birbirinizin alanına söz etmiyorsunuz. Bunu bütün millet görüyor. Biz dilsiz değiliz. İkinci bölüm üzerinde sadece susuyoruz edebimizden. Sözünü geri al. Bu mecliste, bu çatı altında her bir milletvekili Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil ettiğini bilerek çalışır. Doğru. Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin. Yoksa özür dilesin, uyarı cezası verin. Bunun üzerine meclis çalışmaya devam edemez. Bu çok kafa, ciddi bir itham var. Kafa çekme. Arkasında durun. Ya özür diler, ya uyarılır, ya da kapatırız ya, bu meclisi. Adem, kafa çekmeyi geri al. Burada. Tamam, alıyor alıyor. Bir dakika, bir dakika. Adem, açtım. Adem Bey. Adem Başkan. Adem Bey. Şimdi sıra. Bir dakika, bir dakika. Sayın Başkanım. Ya kafa çekme lafı. Meclisimizin sarahati için söylediğim söz maksadını aşmıştır. Geri alıyorum. İkinci bölüm üzerinde, ikinci bölüm üzerinde gruplar adına geri alıyor lafını. Ne yapalım ya şimdi? Geri alıyorum diyor. Ya geri alıyorum diyor. Kabulleniyor işte yani bunun yanlış olduğunu. Milli Görüş kendi siyasetine alet edenlere sesleniyorum. Tüm dünyada Filistin davasını kendi öz davası gibi gören bir lideri görmezlikten geliyorsunuz ya, pes doğrusu. Sizler Sayın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun Hamas ile ilgili açıklamalarına ses çıkarmıyor, terör örgütü çıkışına hiçbir kelime etmiyorsunuz. Yine burada yeri gelmişken bazı acı gerçekleri de hatırlatmak istiyorum. Ne çabuk unuttunuz 28 Şubat'ı, Nur Serterleri, Kemal Alemdaroğulları'nı, Sabih Kanatoğulları'nı ve Milli Görüş lideri rahmetlik Erbakan hocamıza yaşattıklarını ne çabuk unuttunuz. Anlaşılan bir akıl tutulması yaşıyorsunuz. Kudüs gecesi yaptınız diye 28 Şubat'ta Sincan'da ülkemizde tanklar yürütüldü. Bunu görmezlikten geliyorsunuz. Sizin siyasi hayatınızı bitirenleri hiçe sayıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık ediyorsunuz. Bugün bu kürsüden Filistin, Kudüs, Gazze diye haykırabiliyorsanız bu özgürlüğü Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı devrimlere borçlusunuz. AK Parti bitti demeden hiçbir şey bitmez diyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Şu şimdi konuşan hatip anlaşılan son derece yaralı. Yaralı olduğu için Milli Görüşçü eski arkadaşlarına sesleniyor ve siz bizden gidince biz belediyeleri kaybettik diyor. Bir de Filistin'e gönderme yapıyor. Filistin'i savunuyorlarmış güya. Buradan anımsatmak isterim. Kendi ağababaları 6. filonun önünde eğilirken, 6. filo İstanbul'a çıksın diye eylem yaparken deniz gezmişler Filistin'de, özgür Filistin için mücadele ediyorlardı. Anti-emperyalizm mücadelesi veriyorlardı. Kimse unutmasın bunu. İkinci bir nokta, bakınız Cumhuriyet Halk Partili çok canı sıkılmış, çok yaralı, bütün tuşlara basıyor. Şimdi gecenin bu vaktinde her bir sözü saçma sapan, her bir sözüne cevap veririm ama sabaha kadar burada kalırız. Siz nasıl takdir ederseniz. Belediye başkanlarımızın belediyelerin önüne daha önce devraldıkları belediye borçlarını yazdığını söyledi. Bunlar rahatsız olmuş. Oysa biz size çağdaş halkçı belediyeciliğin bazı kavramlarını anımsatmak isteriz. Bir, şeffaflık. Açık olacaksınız. Halkın parasını, her bir kuruşunun hesabını vereceksiniz. İki, halkla birlikte yöneteceksiniz. Seçmenlerinizle o beldede kim yaşıyorsa birlikte yöneteceksiniz. Buna batılılar yönetişim diyorlar. Üç, her bir kuruşun hesabını vereceksiniz. Milletten aldığınız paranın her bir kuruşunu millet için harcayacaksınız ve bunun hesabını vereceksiniz. Ve bunun içinde nasıl aldığınızı ve nasıl devrettiğinizin hesabını vereceksiniz. Bundan kim rahatsız olur? Kim rahatsız olur? Milyonlarca lira borç alıp, har vurup, harman savurup,
halkçı belediyeciliği yapmayıp kendi belediyeyi batık hale getirenler bundan rahatsız olur. İşte bunlar da onlardır. Tanıyın bunları. Sayın Kaya, buyurun. Şimdi bir dakika sayın milletvekili, sayın milletvekili, şurada dört adım gel, şurada sessiz konuş ya. Sen de oraya geç, sessiz konuşun. İşte bir 3-4 adım attınız, ne bağırıyorsunuz ya? Sayın Kaya, buyurun. 4 adım ya, şurada geç. Yan yana oturun, güzel güzel konuşun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, biz Saadet Partisi grubu olarak bu mecliste ve bu kürsüde kendi fikirlerini söyleyen kişilerle fikri bir diyalog içerisinde olmayı tercih ederiz. Ama sadece polemikten beslenen, bir yerlere mesaj vermek için bu kürsüyü kendi polemikleriyle meşgul etmek isteyenler aslında çok fazla cevap vermek istemiyorum ama sayıları az da olsa maalesef bu tarz birkaç milletvekili var. Onun için sadece onlara söz veriyorum. Yoksa orada bu polemikten değil, fikirden beslenen değerli arkadaşların olduğunu biliyorum. Polemikten beslenenler üzerlerine alınsın. Milli görüş siyasetini biz kendi çıkarlarımıza alet etmiyoruz. Ateşten gömleği 5 siyasi partisi kapanan bir hareket olarak bugün devam ettiriyoruz. Milli görüş siyasetini kimler kendi rantlarına alet ediyorlar? Milli görüşü kimler sömürür? Kendilerini batıdaki lobilere ve içerideki yalı sermayesi ve rant çevrelerine şirin gözükmek için biz milli görüş gömleğini çıkardık deyip günü geldiğinde o gömleği tekrar giymek isteyenler ancak milli görüş gömleğini siyasetini şey yapar. Bir müsaade edin. Çıkın oradan. O gömleği kimin söylediği belli. Milli görüş siyasetinin bedelini ödeyenler hala burada siyaset yapmaya devam ediyor Saadet Partisi'nde. Ama nefesi tükenen, yorulan, ilk durakta kendini iktidarın trenine atanlar ise milli görüşle ilgili asla bir söz söyleme hakkına sahip değil. Sayın Özgür Özel'in Hamas'la ilgili sözüne gelince onun cevabını elbette Cumhuriyet Halk Partisi verir. Ben Saadet... Buyurun toparlayın. Saadet Partisi adına diyorum ki Hamas kendi haklarını savunan bir müsaade et. Bir direniş örgütüdür diyorum. Peki Sayın Erdoğan Yunanistan Başbakanını basın toplantısında kabul etti. O da dedi ki Hamas bir terör örgütüdür. Tayyip Bey ne dedi? Değerli dostum, ben senin bu sözlerine katılamıyorum. Bu mudur? Kovamadı mı Yunanistan Başbakanını? Sen bu ülkenin topraklarında Yunanistan Başbakanına Hamas terör örgütüdür dedirtiyorsun. Sadece değerli dostum, ben senin görüşlerine katılamıyorum diyorsun. Birincisi bu. İki, müsaade et. Bağırmanıza gerek yok. Çıkın Yunanistan Başkanına bağırın. Kovun onu. Bu ülke topraklarında Hamas terör örgütü dedirtmeyin. Bir müsaade et. Eğer bir laf söyleyecekseniz, neyse, polemikten beslenen arkadaşların sayısı bayağı artmış herhalde. Sayın Başkan, son bir de... Buyurun. Bir diğer husus Sayın Başkanım. Evet, biz Hamas'a terör örgütü diyenlere karşı kendi görüşümüzü ortaya koyuyoruz. Peki Adalet ve Kalkınma Partiler, kendi parti sözcüleri Ömer Çelik, İsrail Devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur derken bugün çıkıp Ömer Çelik doğru söylemiyor, biz Ömer Çelik gibi düşünmüyoruz diyebiliyorlar mı? Desinler. Peki. Özgür Özel'e söz söylemek kolay da Ömer Çelik gelince hepiniz sus pus mu oluyorsunuz? Dolayısıyla bizim ne dediğimiz bellidir. Başkalarına olan sözler üzerinden bizi eleştir. Biz dün size karşı neler söylemiş olanları 2 numara 3 numara olarak partide bulundurduğunuzu biliyoruz. Ortaklarınıza bakın, geçmişte sizinle ilgili neler söyledi. Onun için gelin polemiklerle değil müktesebatlarınızla burada konuşun. Bu milletin polemiklere karnı tok. Onun için birilerine yaranmak için çıkardığınız gömleği günü geldiğinde bir madalya olarak takma gibi bir lüksü asla size yaşatmayacağız. Bir dakika. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanımızın, Sayın Emir'in, tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendine has bir üslubu var. Böyle seküler, üstten bakan. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Geçen seçimlerde bağıran milletvekillerinin hiçbir tanesi buraya gelmedi.
Bak, size samimi söylüyorum. Şimdi genel başkan dinliyor sizi. Bağırıp çağırıyor. Vatandaş bağırıyor. Bunlar neye bağırıyor diyor. Dolayısıyla emin olun. Sıyrılanlar o ara görünmediler demek ki. Eyvallah başkanım. Bağıran hiçbir milletvekili ikinci seçimde listeye giremez. Buyurun. Evet. Şimdi böyle bir tavırla ben orada şimdi sadece şunu söylemek istiyorum. Bu gruplar çıkıyor, AK Parti sıralarına dönüyor. Birçoğu da kafayı çekip bizim arkadaşlarımıza hakaret ediyor. Ağzına gelenleri söylüyor. Biz burada üslubunda, adabında bir cevap veriyoruz. Kalkıp bize saçma sapan diye cevap veriyorsunuz. Bu olacak bir şey mi? Hiç ayıp bir şey yok. Kusura bakmayın. Bir de biz yaralıyız, evet. Şöyle yaralıyız. Biz milletimize hizmet etmek için dertliyiz. Yaralıyız. Çalışıyoruz. Sizin tökezlemelerinizden, sizin engellemelerinizden ve birlikte bakın öyle bir hareket ediyorsunuz ki hiçbiriniz kendinizin alanına söz etmiyorsunuz. Bunu bütün millet görüyor. Biz dilsiz değiliz. İkinci bölüm üzerinde sadece susuyoruz edebimizden. Sözünü geri al. Bu mecliste, bu çatı altında her bir milletvekili Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ettiğini bilerek çalışır. Burada birilerini bilerek itham ediyorsa çıksın söylesin. Yoksa özür dilesin, uyarı cezası verin. Bunun üzerine meclis çalışmaya devam edemez. Çok kafa, ciddi bir itham var. Kafa çekme. Arkasında durun. Ya özür diler, ya uyarılır, ya da kapatırız bu meclisi. Adem, kafa çekmeyi geri al. Burada. Tamam, alıyor, alıyor. Bir dakika, bir dakika. Adem, açtım. Adem Bey. Adem Bey. Şimdi ya, sıra. Bir dakika, bir dakika. Sayın beyler, başkanım. Bir dakika. Sayın başkanım, çekme, meclisimizin lafı sarahati için söylediğim söz maksadını aşmıştır. Geri alıyorum. İkinci bölüm üzerinde, ikinci bölüm üzerinde gruplar adına geri alıyor lafını. Ne yapalım ya şimdi? Geri alıyorum diyor. Ya geri alıyorum diyor. Kabulleniyor işte yani bunun yanlış olduğunu.